Aydın'da bir iş adamı Rıdvan eşinin Nazilli Spor'a yüklü miktarda bağış yapıp isim sponsorluğuna talip olduğunu duyuyorum ben. 10 milyon gibi bir rakam işittim. O mevzu nedir? Çok güzel tabii. Nazilli Belediyespor 2. Lig'de profesyonelce yönetilen profesyonel bir kulüp. Federasyondan geliri var, iddiadan gelirleri var, evet. Belediyemizin aktardığı gelir var, gelir ve gelirler var. Yani ben güzel işlediğini düşünüyorum Nazilli Belediyespor. 3 yıldır içindeyim. Evet. Şeffaf bir yönetim göstermeye çalışan bir yönetim anlayışı var. Zaten mevcut arkadaşlarımızla görevi devam edeceğiz. Yani bu belediyemizin desteği, bana verilen sözler tutulduğu sürece, bu gelirler devam ettiği sürece Nazilli Belediyespor iyi yerlere gelir. Evet. En son söylediğiniz de tabii bu Aydın'ımız için değerli bir müteahhit arkadaşım, iyi bir insan. Onun da Nazilli Spor gibi bir kulüp çok güzel bir reklamını yapabilir. İsim evet. Sponsor olmak düşüncesi var. Böyle bir görüşmeler var. Tabii benim resmi görevim pazartesi gün saat 6'da olağanüstü genel kuruldan sonra başlayacak. Evet. Şu an kulübü idare etmeye çalışıyoruz ama tabii kulübü bir sahipsizlik pozisyonda kimse düşürmedi. Belediye başkanımız da bizde hepimiz. Tabii zaten başka yardımcı pozisyondaydım. Sağ olsun arkadaşlarım hiçbir şekilde müdahil olmadılar. Dediler ki teknik direktörü bulduk, bulduk dedik. Çok iyi yaptık şimdi, dediler, destek. Rıdvan Eşin iyi bir pazarlamacı ve ciddi manada yurt dışından Türkiye'ye para sokan bir iş insanı. Yani çok güzel. Bugüne kadar ürettiği konutları genelde yurt dışına satıyor ve iyi bir bence tanıtımın gücünü, işte reklamın gücünü, pazarlamanın gücünü keşfetmiş ve bunu iş hayatında göstermiş, ispatlanmış bir konsept. Nazilli Spor'a ekonomik anlamda da çok büyük katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Hatta ekonominin ötesinde Nazilli Spor'un bilinirliği, tanınırlığı, işte belki Nazilli Spor Süper Lig'e çıkar, belki Avrupa'da gider top oynar, işte UEFA'da oynar ki Eşin Grup gibi, Rıdvan Eşin gibi büyük bir iş adamının, Avrupa pazarından iş yapan bir iş adamının firmasının tanıtımına da çok büyük katkısı alacaktır diye düşünüyorum. İki tarafta da çok olumlu şeyler olur. Nazilli Belediyespor. Doğruluğu var mı bu işin? Hani konuşuyoruz ama var, böyle. Bu konuşmalar var, doğrudur. Fakat rakam doğru mu? Geçmeden, yani burada rakamı söylemiyorum. Evet. Yani ben kendisiyle de görüştüm. Böyle bir niyet var. Ben 10 milyonu duyuyorum. Şimdi bir de Rıdvan Bey tabii 10 milyon TL mi, dolar mı, euro mu? Onu da kendisine sormak istiyorum. Olur Rıdvan Bey sorun. Öyle mi? Olur Rıdvan Bey sormak daha uygun olur. İpucu yok diyorsunuz yani. Tabii onu da bir şey söylemek çünkü henüz daha o yani bu söz aşamasında yazılı olduğunda biz çıkıp söyleyebiliriz. Evet. O yetkimiz var. Fakat Rıdvan Bey gibi birilerinin yani kulübe bir etiket olması ve Nazilli Belediyespor kulübünde böyle konuşulan rakamlar gibi bir rakamların gelmesi demek kulübe yani bir ekonomik rahatlık, huzur verir. Evet. Yani kooperatifin kulübün bizim kulübümüz 3 yıldır kolay kolay yönetilemeden bir şey istemez. Evet. Kolay kolay gidip farklı insanlardan çok bir şey isteyen bir kulüp değil. Evet. Mevcut gelirleriyle işte belediyenin su gelirleri. Şimdi şöyle düşünsenize, dünya çapında popüler bir futbolcunun Nazilli Spor'da gelip top oynadığını düşünün. Yani artık futbolun içerisinde sadece kulüpler marka değil, futbolcular marka, hocalar marka. Mesela bir hoca transfer ettiniz. Ben okudum, hocaların hocası diye yazıldı. Baktım gerçekten de öyleymiş. Yani Türkiye'de birçok futbol hocasını o yetiştirmiş yani. Sağ ol. O hocamızla biz 5 dakika transfer görüşmesi yaptık. Evet. Ve çok cüzi bir rakamla Nazilli Belediyespor kabul etti. İnşallah o güzel görüşler maç skorlarıyla da taraftarlarımızla diye yönetimimizle işte Rıdvan Bey'le daha güzel yerler gelir inşallah. Evet. Temenni edeyim sadece.